Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim saya çöreği. Özellikle kahvaltılarınıza çok güzel yakışacak bir tarif. Akşamdan şimdi ben hamurumu yoğuruyorum. Sabah kalkıp pişireceğim. Sizler de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi 3 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarda ılık, hafif ılık sütü birinci kabımın içine alıyorum. Yarım su bardağına birazcık fazla yoğurt, bir tatlı kaşığı tepeleme tuz. Sizler de benim gibi böyle akşamdan hazırlayıp sabahleyin kalkıp hemen pişirebilirsiniz. Bir paket kabartma tozu. Unumu ben buraya eledim. Size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Şimdi unun yarısını ilave edip hamurumu güzelce yoğuruyorum. İki tane saya çöreği yapacağım ama sizler yarı yarıya düşürüp bir tane de yapabilirsiniz. Biraz toparladıktan sonra şimdi tezgahın üzerine alıp güzelce yoğuracağım. Şimdi hamurumu şöyle tezgahımın üzerine alıp burada yoğurmaya devam edeceğim. Bu şekilde daha rahat yoğuruyorum. Sizler de nasıl rahatınıza geliyorsa o şekilde yoğurabilirsiniz. Şimdi elimdeki hamurları güzel temizleyeyim. Tam 3 dakika boyunca un serperek yoğurdum. Tam 8 bardak un gitti arkadaşlar. Böyle dolu dolu 8 bardak. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Lütfen ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Kıvamı da çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi orta sertlikte bir hamur oldu. Şimdi hamurumu 8 parçaya bölüyorum. Ondan sonra biraz dinlendirdikten sonra açacağım. Çok kolay, herkesin de rahatlıkla yapabileceği bir hamur. Öyle illa hamur açmayı bilmenize gerek yok. Bir merdane kullanmayı bilen herkes çok rahatlıkla yapabilir. Önce şöyle uzun bir şerit haline getireyim. Daha rahat bölmek için. Önce şöyle bir hesaplayacağım. Ondan sonra 8 parçaya böleceğim. Tamamdır. Göz kararı, illa böyle hepsi çok eşit olmak zorunda değil arkadaşlar. Yuvarlayıp beze haline getirip kenara alıyorum. Beze haline getirdikten sonra bir 10-15 dakika dinlendireceğim ki daha rahat açabilmek için. Bu dinlendirmeyi muhakkak yapın. Çünkü hamuru dinlendirmediğiniz sürece açmakta zorlanırsınız. Streç filmi üzerine kapatıyorum ya da herhangi bir poşetle de kapatabilirsiniz. Poşet sayesinde birazcık böyle bir terleme olacağı için arkadaşlar daha rahat açılacaktır. O yüzden böyle poşetle kapatıyorum. 10 dakika dinlendirip açacağım. Merdanemi yanıma aldım. Hemen unumu da. Şimdi 4 tane hamuru açacağım. İlk önce bir tanesini şöyle açayım. Elimle biraz açtıktan sonra büyüteceğim. Çok aşırı büyük açmanıza gerek yok. Hemen hemen şöyle bir 30-40 cm çapında açılması yeterli gelecek. Çok aşırı un serpmeyin. Açmanız daha zorlaşacaktır arkadaşlar. Açtığımı kenara alacağım. Üzerine erittiğim 150 gram tereyağını sürüp üst üste koyacağım. Bu kadar açtığım yeterli. Hemen şöyle kenara alayım. Tekrardan bir tane daha açacağım. Tekrar aynı boyutta bir tane daha açıyorum. 4 tane hamuru da aynı şekilde önce bir açayım arkadaşlar. Alacağım. Zaten çok çabuk açılıyor ve 15-20 saniyede hemen bir tane hamuru rahatlıkla açabiliyorsunuz. Bu da yeterli. Bunu da hemen kenara alayım. Dördüncü ve sonuncu hamurumu da açıyorum. Diğer dördü de aynı şekilde açacağım. Burayı göstermeyeyim arkadaşlar. Çok uzamasın video.
Bir tanesini göstereyim. Diğerini de aynı şekilde hazırlayacağım zaten. Boşa videoyu uzatmanın anlamı yok. Sonuncu hamurumu da açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çok düzgün açmadım ben de. Tereyağını erittim. İsterseniz 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Ben sadece tereyağıyla yapıyorum. Ya da margarinle de yapabilirsiniz. Şöyle güzelce çok kenarlara gelmeden yağlıyorum. Bu yağ ile iki hamurumu da tamamlayacağım. Her yerini sürdükten sonra hemen ikinci hamurun üstüne kapatıyorum. Tekrar yağlıyorum. Tekrar üçüncü hamurumu üzerine kapatıyorum. Zaten şöyle çekiştirdiğin zaman çok rahatlıkla kapanıyor. Elimle ittiriyorum ve tekrar yağlıyorum. Bir hafif de olsa her yerine yağı değdirmeye özen gösterin arkadaşlar. Hemen sonuncu hamurumu üzerine kapatıyorum. Hafif şöyle biraz çekiştiriyorum. Hemen bu katı daha az sürün, en üst katına. Yoksa sizi zorlar. Şöyle sürmeniz yeterli. Şimdi elimle şöyle hafiften çekiştiriyorum, çok değil. Hemen biraz çekiştirmeyle bile hamurum neredeyse 50 santim çapına geldi. Tamamdır. Hemen şu uç kısımdan tutup şöyle güzel hafif çeke çeke rulo yapıyorum. Hafiften şöyle çekiştire çekiştire rulo yapıyorum. Ne kadar çekerseniz daha çok hamurunuz inceleyecektir. Bu şekilde uzun hale getirdikten sonra şu kısımdan başlayıp rulo yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hazırladığım hamuru şöyle bir tabağın içine alıyorum arkadaşlar. Hazırladım arkadaşlar. Ben şimdi akşamdan hazırladım. Yarın sabah kahvaltı için pişireceğim. Üzerlerini böyle streç filmle kapatıyorum. Eğer siz isterseniz hemen pişirecekseniz 1 saat 2 saat kadar buzdolabınızda bekletin. Yani dolabı normal gözünde dinlendirdikten sonra açıp fırına atabilirsiniz. Ben şimdi sabaha kadar bekletip dolapta daha sonra pişireceğim. Hamur akşamdan beri bekliyor arkadaşlar. Hemen bir tanesini sizlere göstereceğim. Diğerini de ben yapıp hazırlayacağım. İyice böyle donmuş. Tabağın altına sizler birazcık yağ sürün. Böyle yapışmaz. Biraz üstüne, altına un serpip çok aşırı derecede açmıyorum arkadaşlar. Eğer yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıt üzerinde açıp direkt tepsiye alabilirsiniz. Ve ben de bir baktım yağlı kağıdım kalmamış maalesef. Ama hiç sıkıntı değil. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yuvarlak açıyorum. Dolaptan çıkardım. Sadece bir 5 dakika beklettim. Dışarıda. Yeterli. Açılıyor gördüğünüz gibi. Tamamdır.
tepsinin içine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tam tepsime göre açtım. Bir adet yumurtayı çırpıyorum hafif şöyle. Direkt üzerine döküp dağıtıyorum üzerinde. Yapmaya başladığınızda fırınınızı açın arkadaşlar. Yani dolaptan çıkartırken hemen fırınınızda önceden ısıtılmış 190 dereceye getirin. Üzerine hafif şöyle bir çizgiler yapacağım. Sizler ister yapın, isterseniz yapmayın arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Diğerini fırından çıkarmıştım. Şimdi bunu da fırından çıkardım. Çok sıcak. Üzerini örtmüyorum. Böyle çıtır çıtır kalması için. Sanki üst tarafı böyle milföy hamuru gibi arkadaşlar. Fırın tepsisini çıkartayım. Gayet rahatlıkla çıkacak. Olmuş. Biraz daha küçük yapıp kalın da yapabilirsiniz ama bu çok güzel olmuş. Muhakkak denemeniz gereken tariflerden biri. Müthiş bir şey olmuş. Bakar mısınız arkadaşlar? Çıtır çıtır dökülüyor. Tatları da hatta böyle tek tek sayılıyor gördüğünüz gibi. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.